Böyle biraz İzmir, hani Ege, İç Ege vesaire oralardayız. Rahmetli öğretmenim vardı, Mustafa Demirçakan. Çok iyi bir ilkokul öğretmeniydi. Allah rahmet eylesin. O böyle okuldaki başarılı öğrencilerin bir kısmını seçerdi. Ve onlar böyle bir bakardı, hani tamamı yoksul öğrencilerdi. Böyle onları böyle çarşıya götürürdü sessizce. Esnaflar onlara böyle güzel giydirirlerdi. Ama o yardımı yapanın kim olduğu bilinmezdi. Çocuklar özellikle kış zamanlarına gelirken üzerlerine böyle palto vesaire, kışlık ayakkabı falan alınırdı. Ama yardımseveri siz bilmezken ona dualar ederdiniz. Teşekkürler ederdiniz içinizden. Manisa'ya gideceğiz şimdi. Manisa'da bir güzel yürekli adam 120 gelinlik bağışladı. Rengarenk abiyeler, birbirinden şık gelinlikler. Hepsi ihtiyacı olan sahiplerini bekliyor. Bir hayırseverimiz 120 adet sıfır kullanılmamış gelinlik hediye ediyor. Burada ihtiyaç sahipleriyle biz onları buluşturuyoruz. Sadece kıyafet değil, mobilya, okul, kırtasiye malzemesi ve birbirinden şık 400 ayakkabı da var bağışlanan ürünler arasında. Manisa'da Yunus Emre Belediyesi Başkanı bir hayırseverin bağışladığı ürünleri halkla buluşturdu. Maddi imkanı yeterli olmayan vatandaşlarımız gelip buradan vücuduna, ölçülerine uygun gelinlikleri kendisi seçebilir. Müjdeyi Belediye Başkanı Mehmet Çerçi verdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü deposunda saklanan 124 gelinlik böyle sergilendi. Bir Çift Mutluluk Aldık isimli proje ihtiyaç sahiplerini bekliyor. Gaziantep'ten Manisa'ya geçtik.